Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği yerli ve milli savunma sanayi atılımının başrol oyuncularından Kale Arge, özellikle turbojet motorlar konusunda neredeyse Türkiye'nin 50-60 yıllık açığını kapatacak projelere imza atıyor. Her geçen gün envanterimizin çeşitliliğini ve aynı oranda gücünü arttırmaya devam ederken, gündeme gelen gelişmeleri yakından takip etmek inanın artık çok zor. Sürekli sona yaklaşan projeler, test aşamasına gelen ürünler, prototip üretimleri, gerçekleştirilen teslimatlar derken savunma sanayi şirketlerimizde görev alan mühendislerimizin hızına biz okurlar ve ilgilenenler olarak yetişemez hale geldik. Yanlış anlaşılmamak adına belirtmek istiyorum. Tabii ki bu durumdan şikayetçi değiliz. Gönül ister ki daha da fazlası olsun. Bugün Kale Arge grubunun yerli ve milli olarak tasarladığı, ürettiği turbojet motoru olan KTC 3200 hakkında konuşacağız. Milli KTC 3200 turbojet motorumuzun güç vereceği platformların başında şu an için Roketsan tarafından geliştirilen 250 km menzilli gemi savar füzesi Atmaca ve TÜBİTAK Sagen'in tasarladığı, hedefe yüksek isabet yeteneğine sahip, sabit kanatlı hava platformlarından atılabilen yeni nesil bir seyir füzesi olan SOM füzeleri yer alıyor. Turbojet motorların geliştirilmesi projesi Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılmıştı. Bu proje kapsamında Kale Arge'nin geliştirdiği KTC 3200 turbojet motoru 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF 2021'de sergilendi ve sergilendiği sırada üretim sözleşmesine imza atıldı. Teslimatlarla birlikte resmi olarak Roketsan tarafından geliştirilen 250 km menzilli gemi savar füzesi Atmaca ve TÜBİTAK Sagen'in tasarladığı, hedefe yüksek isabet yeteneğine sahip, sabit kanatlı hava platformlarından atılabilen yeni nesil bir seyir füzesi olan SOM füzelerine ilk yerli KTC 3200 turbojet motorlarının entegrasyonu başlamış oldu. Yerli füze motoru demek, bu teknoloji geliştirildiği takdirde menzil kısıtlamasını aşmak demektir. Çünkü bildiğiniz gibi uluslararası bir anlaşma var ve bu anlaşma kapsamında belirli parçalarını ithal ederek ürettiğiniz motorların kullanıldığı füzelerde çok büyük menzil kısıtlamalarına maruz kalıyorsunuz. Üstüne bu da yetmiyor, ihracat gerçekleştirmeye kalktığınızda çok büyük engeller ve prosedürlerle karşı karşıya bırakılıyorsunuz. Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi Sözleşmesi'nde imzası bulunan Türkiye'nin menzil kısıtlamalarıyla karşılaştığını dile getiren uzmanlar, KTC 3200 ile bu konuda büyük bir mesafe alınacağı görüşünde. KTC 3200 motorlarının kullanıma alınacak olması tüm sektör camiasında büyük heyecan yaratıyor. Çünkü tamamen yerli olarak bir turbojet motoru geliştirip üretmek gerçekten hayli zor bir mesele. Üretmiş olduğunuz motorun hata yapma gibi bir lüksü yok. Düşünün, 500 kilodan ağır, yaklaşık 600 kilo civarlarında bir füze 250 km boyunca bu motordan güç alarak hedefe ulaşmaya çalışacak ve hedefi tam isabetle vuramama durumunda maliyetten sağlanan fayda tamamen eksiye düşecek. Bu maliyetin içinde projede görevli bütün personelin, yani mühendis, araştırma görevlisi vesaire hepsinin maaşı, kullanılan ham maddenin maliyeti, ham maddeyi işlemenin maliyeti, test çalışmalarına yapılan harcamalar gibi gibi saymakla bitiremeyeceğimiz bir dünya gider kalemi var. Bunların hepsi milli servettir ve en ufak bir hatayla bütün bu serveti bir hiç uğruna harcamış olursunuz. Sonuçta insan elinden geçen üretim sürecinde beklenmeyen ufak tefek hatalar ve aksaklıklar olabilir. Bu takdir edersiniz ki gayet normal bir durumdur. Bu yüzden genelde bu tarz motor projeleri ilk başta belirlenen takvimden biraz daha geç biter ama sonucunda kusursuz bir ürün elde etmiş olursunuz. Geçmişte de örneklerini gördüğümüz üzere ülke çapında ilk defa yerli üretimi gerçekleştirilen projeler uzun sürse de bu süreç içinde elde edilen tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde elde edilen ürün çok kısa süreler içerisinde geliştirilip çok daha üst düzey teknolojilere ulaştırılıyor. Yani şu an için 250 km menzilli geliştirilen yerli motorlu füzeler çok yakın zamanlarda belki 2 katı, belki de 3-4 katı menzillere çıkarılabilir.
Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımızın da istediği 1000 kilometreden uzun menzilli bir füze var. O projenin başlatılabilmesi için bu çalışmalar bir merdiven niteliği taşıyor diyebiliriz. 250, 500, 750 derken işin sonunda 1000 kilometreden fazla menzile sahip yerli füzelerimizi elde etmemizin yolu buradan geçiyor. Yerli turbojet motorundan önce Fransız TR-40 motorunun kullanıldığı seyir füzelerinde dışa bağımlılığı sonlandıran Kale Arge, yerli olarak ürettiği KTC-3200 turbojet motorunu ilerleyen zamanlarda birçok farklı seyir füzelerine entegre etmeyi de planlıyor. Uzmanlar da bu durumu kesin olarak değerlendiriyor. Elde edilen motor, çeşitli modifikasyonlar sonucunda seyir füzeleri dışında çok farklı platformlarda da kullanılır hale getirilebilir. Şu an için hangi platformlarda kullanılabileceği hakkında çok kesin bilgiler olmadığı için kafa karıştırmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Ama önemli olan şu ki bu motor tamamen yerli üretim ve bu nedenle istediğin şekilde güncellemeler yaparak istediğiniz platforma entegre edebilirsiniz. Bunun önünde hiçbir engel bulunmuyor diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.